gündür aklımda olan bir şey var, onu yapacağız şimdi. Pıt pıt pıt. Evet işte bu. Dün oyuncak odasını toplarken karşıma bu çıktı ve uf, gerçekten bu bebeği aldığımız ilk günden beri bayılıyorum. Ve bugün bu bebeğin saçını, makyajını, her şeyini yapacağız ama... Ama neyle biliyor musunuz? Benim kendi makyaj malzemelerimle. Hadi gidelim. Öncelikle odama geldik. Maalesef biraz dağınık. Kitaplarımız düzgün ama yatağımız dağınık. Toplamayı unutmuşuz. Arkadaşlar, uyandığımız gibi yatağımızı toplayalım. Böyle olmaz. Şimdi geldim bakalım. Of, burası da çok dağılmış. Niye dağınık biliyor musunuz? Çünkü Buse abla yine Almanya'ya gitti ya. Buradan işine yarayacak ne varsa alıp götürmüş maalesef. Neyse bir bakalım. Ojelerimiz var ama bebeğimizin tırnağı yok. O yüzden bunları es geçtim. Fondöten var. Yüzü bebek gibi ama deneyebiliriz. Rimelimiz var. Far fırçamızı alalım. Rujumuzu alalım. Far paletimizi alalım. Oy, buralarda ne varmış? Aa, sim. Belki şunları boynuna takarız. Ne dersiniz? Boynuna olur mu ki bunlar? Ay, ne kadar dağılmış burası da. Bunları boynuna deneyelim. Burada ne varmış? Başka minik bir fırça ve göz kalemi mi ne bu acaba? Bir tane daha böyle bir şey buldum. Kajal pencil. Ay ne bu yahu? Aa, burada. Bu ne, bu ne? Bronze babe mi? Benim bu arada tek kullandığım makyaj malzemesi o fondöten, rimel ve far olduğu için ben bunların ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bronze diye bir şey var. Bunu alalım. Bu ne? Bakım kremi mi? Süreriz galiba. Yüzüne birazcık böyle bir temizlik bakım yapmış olalım. Bu ne? Tint Moisturizer. Ne demek bilmiyorum. Pas geçelim. Aa, bu güzel bir şeye benziyor. Neymiş adı? Insta Smooth Primer with Collagen. Kolajenli bir şeyler. Şimdi bizim bebeğimiz yaşlı değil ama olsun yine de deneyelim. Ve son olarak bir de parfüm sıkalım bebişimize. Bakalım başka ne varmış? Vazelin var. Vazeline gerek yok. Burada da bitiler yok. Burada bir sürü rimelimiz varmış aslında. Hepsini denesek mi ya da... Boşver boşver. Şunları alalım. Bu kutu sığacak mı acaba hepsi? Oo, sadece bunlar sığdı. Buradakileri ne yapacağız? Ben ailedeki tıkıştırma ustasıyımdır. Mesela oyuncak odasını topladım ya, aslında tıkıştırdım yani, hani anlıyor musunuz? Neyse bunları elime alayım, hadi gidelim. Bebeğimizi de getirdik mi buraya? Ay, elim kalmadı, nasıl indireceksem aşağıya? Neyse şöyle şu elime aldım, hadi bakalım gidelim. Evet geldik. Bu arada başka şeyler de buldum. Bir tane böyle yeşil saç boyası. Pembeyle yeşil nasıl olacak bilmiyorum. Pamuk aldım. Bir de şu an kamerayı tutan, maalesef tripodum çalışmadığı için, kamerayı tutan yüz temizleme, makyaj temizleme suyum var. O yüzden pamuk getirdim. Bu malzemeler de demin gördüklerimizden. Bebeğimiz geldi. Şimdi artık uf bu mu? Bebeğimiz bizim asıl şu anda başrolümüz bugün. Gözleri de kapalı. Ay, yüzü de nasıl kirlenmiş ya. Acayip kirlenmiş yüzü. Saçı falan da bayağı dağınık. Bak, kirpiklerinin düzensizliğine bakar mısın? Bu ne böyle? İyice taranması lazım. Kaşları da herhalde annemler çizmiş. Neyse, şimdi güzelce bir makyaj temizleme suyuyla temizleyeceğiz ama temizlemeden önce şöyle bir saçı toplayalım. Çünkü yani yüzünü temizlememiz lazım. Ben direkt makyaj yaparız diye düşünmüştüm. Ama çok kirli yüzü. O yüzden şu topayı çıkartalım. Buradan bebekimizin saçını toplayalım. Şöyle de tüm saçları aldığımızdan emin olmak istiyorum. Boynunda da saçlar kalmasın. Şöyle. Bir de şöyle. Hah, tamam. Oh, düşüyordu. Şimdi şu pamuğumuzla bebeğimizin yüzünü bir güzel temizleyelim. Kameramız düşecek ama ya. Neyse, parfümü koymayı deneyelim. Oldu. Önce bir pıt şunun kapağını açalım. Bunun üstüne de bunu dökelim. Oh, bolcana. Şimdi bir güzel yüzümüzü temizleyeceğiz. Oh, kirler ne güzel çıkıyor ya suratından. Dudağındakinde. Oh, yat şöyle kızım. Heh. Ne güzel rahatladı. Ben de rahatladım. Her şeyimiz gibi çıkıyor tertemiz. Ay, kirpiği kopmuş kızcağızın. Oo, hep kopmuş. Kim bilir ne kadar zamandır ne kirpiğiyle ne yüzünün cilt bakımıyla uğraşıyor. Bak, görüyor musun sen şu işi? Hı-hı. Şöyle şu kirpikleri alalım. Burnunda da kalmış. Hemen şu kuru tarafıyla da bir kurulayalım yüzümüzü. Yüzümüzün temizliği bitti. Mükemmel bir temizlik. Ay hayır, dudaklarını silememişiz güzel. Bak, görüyor musun? Ay, küpesi de düşmüş bebeğimin. Bakar mısın şuna? Oo, 3 tane küpesi varmış. Ne zormuş ya bu da. Düştü bak. Şöyle pat takalım. Takamadım. Taktım. Küpeleri şöyle düzeltelim. Ne güzel de küpeleri varmış yavrum. Şimdi bir daha şu dudağını son kestirelim. Bak, burada ıslak peçetemiz duruyor. Ziyan etmeyelim. Yenisini harcamayalım. Şu göz altlarını da bir güzel aldım. Ay, öyle güzel makyaj yapacağız ki şimdi bak, göreceksin. Bu arada kaşlarını annemler yapmamış sanırım. Bu kendi kaşı. Ama biraz fazla geldi bana. Azaltmak için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama böyle kalacak artık, yapacak bir şey yok. Oh, tertemiz sildik. Şimdi bak, şunların hepsine bir bakalım. Of, bu ne böyle ya? Bir sürü şey geldi. Bak, önce cilt bakımı yapmak lazım. Burada bir tane jelly primer diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum, bakalım. Sanırım jel ama çok mu sıvı? Bu ne yahu? Şununla bakalım. Aa, bu ne? Slime gibi. İnanmıyorum. Dur, bunu neyle uygulayabiliriz acaba? Buraya karıştıralım. Burada yok. O zaman elimizle uygulayacağız. Önce bir kirpiklerimizi tarasak iyiydi. Bak, kirpik tarayıcı getirmeyi unuttuk işte. Ben de diyorum, ne unuttum. O zaman ben şunu şöyle bir... Aa, bak, slime gibi gerçekten dedim ya. Demin deldim ve eski şeklini geri aldı. Bak. Oh,
Çok güzel. Hemen elimize şöyle yedirelim. Aa, dokusunu çok beğendim. Ya bebeğim. Aa, inanmıyorum. Bak pürüzsüz yapacak cildini göreceksin. Zaten pürüzsüz bebeğimizin yüzünde bir tane bile ne sivilcen herhangi bir şey var. Çok daha güzel olacak. Ay şu yanağa baksana ya. Hiç çok tatlı değil mi ya? Bunları da alalım. Şöyle. Ay, ay kirpik kalmış şurada da. Ay, bir güzel yüzünü şöyle temizleyelim. Şuraları da şöyle. Şöyle. Mis gibi oldu. Maalesef suyumuz yok. O yüzden yine şu makyaj temizleme sıvısıyla sileceğiz. Hemen buna yine bir makyaj temizleme sıvısı dökelim. Tıp 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 tıp. Oo, nasıl akıyor baksana ya. Öyle bir slime ki. Öyle bir akışkan bir yapısı var ki. Hemen böyle süzülmeye gitmiş. Aşağılara doğru akıyor. Neyse şöyle hemen of tüm yüzünü şöyle bir aldım. Bu tarafını da alalım. Kaşında kirpiğinde hiçbir şey kalmasın. Bu tarafını da. Oh bir güzel sildik valla. Ay çok güzel oldu ya. Ha gerçekten kendime sürmüş kadar oldum. Bu kadar temiz olamaz. Oh mis. Bu jeli. Ay buralarında hep kirpik. Bak çok kirpiklerini döküyor kızcağızın. Buradaki jelimizi kapatalım. Jeliden sonra bir tane. Aa kapatamadım ya. Jeliden sonra bir tane şöyle bir şey vardı. Bunun adını da pek okuyamamıştım. Insta Smooth Primer with Collagen. Bakalım. Aa, bakayım nasıl dökülüyor. Çok mu sıvı? Aa, deminkine çok benziyor. Tamam şöyle yapacağız sanırım bunu. Yüzüne böyle şıp şıp dökeceğiz şimdi bak izle. Görüyor musun? Bak önce şunu sıktım. İçini doldurmak için. İçine soktum. Çekti. Bak doldu görüyor musun? Şimdi şöyle yüzünün şuralarına. Böyle buralarına. Şöyle şuralarına. Yanağın üstüne, şuralara, ay 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 kirpiğimize geldi inanmıyorum. Burnumuza, dudağımıza sürmeyelim. Belki bu daha sürülen bir şey değildir. Okey bunu hemen kapatalım. Hemen bir güzel elimizle yayalım. Şıp 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 her yerine. Ay bunun dokusu daha güzel ve içinde böyle sim gibi şeyler var. Kirpiklerim çok dökülüyor. Bak bayağı bakımsız kalmış kirpiklerim bebişim. Tamam. Bu cilt bakımımızı da yaptık. Hemen bir güzel yüzümüzü silelim. Mis. Mis. Şu tarafını da aldım. Bu tarafını da aldım. Dudaklarını da silelim. Gerçekten tertemiz. Hayatımda ben bu kadar temiz bir cilde sahip olmadım bebek. Sana ismi koyalım. Senin ismin var mı? Oyuncağımızın adı Who's That Girl'muş. Yani kim bu bebek? Kim bu kız? Senin adın Girl mu olsun o zaman? Ay yüzümüz çok şey duruyor. Islak duruyor. Bir pamuk daha mı getirsek acaba? Ya da belki kurur. Güzel güzel bu üstündeki nemlendiricilerle beraber kurusun bakalım. Biz de o sırada ne makyaj yapabiliriz ona bakalım. Bunları en son boynuna deneyeceğiz. Bunlar kalsın. Fondötene bence gerek yok. Ne dersin? Mis gibi temizlik cilt bakımı yaptık. Fondötenle bozmayalım şimdi bunu. Böyle bir tane kalemlerimiz var. Bir deneyelim bakalım. İki tane kalem. Ama ne olduklarına bakalım önce. Contouring diyor. Kontör. Lip liner. Aa, lip liner bu. Dudağımızın çevresine yapacağız. Bu ne? Kajal pencil. Bu da büyük ihtimalle eyeliner olarak kullanılıyor. Bir denesek mi? Ucu var mı ki? Varmış ama çok da kötü olmuş. Gel bir deneyelim. Şuraya bir yıldız çizelim. Aa olmuyor. Heh. Aa, ama bu yıldız olmadı ki. Kare oldu. Ama ne böyle çok kötü oldu bu. Neyse şöyle çil yapalım. Aa. Bence oldu. Ama biraz yaymak lazım dediğim gibi ama yayılmıyor bu insan teni olmadığı için. Neyse kalsın bu böyle. Bu kalemecimiz bitti. Bu da lip liner'dı. Bunu da sona bırakacağım. Önce böyle bronze babe diye bir şey var. Bakalım neymiş bu. Aa, ben bunu elimle mi yapsam acaba? Şöyle elime aldım. Yani bunun buraya uygulanan bile emin değilim ama. Bronzer herhalde buraya uygulanıyordu diye hatırlıyorum. Yanlışsam artık yani yapacak bir şey yok. Neyse bu kadar yeter. Hadi artık duvara geçelim. Farı unutuyorduk. Bak farı görüyor musun? Bak far paletim bitmek üzere gerçekten. Bu ne böyle yani? Yani bu bitmek üzere. Bunu çok kullanıyorum çünkü. Şimdi ben bu bebeğimize şunu yakıştırdım. O yüzden birazcık şundan alalım. Şöyle bura göz üstüne doğru. Oo ne kadar yoğun. Şimdi şöyle bunu yayalım. Şöyle birazcık daha parmağımızla yaymış olalım. Bu tarafını da yapalım şöyle. Hah. Mis. Yeni far almadım çünkü bu bize yeter. Yine şöyle yaydım. Ya lazımmış yeni far çünkü az geldi ötekine kıyasla. Biraz daha. Tamam. Hadi lip liner'ımızı sürelim. Bebeğimizin dudakları da o kadar güzel ki mahvetmek de istemiyorum açıkçası. Şöyle dudağının çevresine lip liner yani lip çizgisi. Aa, kırıldı. Yok artık kalem tıraşım da yok ki benim. Ya bu da bir de burada kaldı ya. Git ya. Neyse bunu sürelim sadece ruj sürmüş olalım bebeğimize. Rujumuz nerede? Rujumuzun kapağını açalım. Sürelim. Oo çok yoğun bir ruj bu. Çok koyu renkli. Eyvah. Yani eyvah değil ama eyvah. Şöyle. Ay çok güzel oldu. Bakar mısın? Şuna inanmıyorum. Şimdi bak son olarak saçından önce bu arada saçını boyamamaya karar verdim. Çünkü makyajı çok uyumlu bir saç rengi var. Son olarak bak ne geldi. Sim. Sim olarak da bakalım hemen. Mavi istemiyorum. Mor da istemiyorum. Şu ya da şu. Altın değil de bence gümüş olsun. Bak gözüne far gibi yapacağım bunu da. Şöyle aldım. Şöyle gözüne pıt 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 koydum. Pıt 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 koydum.
Bu yüzüne de yapalım. Mis gibi oldu. Ay ne kadar güzel gözüküyor. Saçını açalım artık. Saça girişelim. Saçını bir güzel toplayalım. Ya toplamayalım da şekil verelim. Ay bu arada ya yok artık. Bu kadar güzel bir şey çıkacağını düşünmemiştim ben ilk başta. Bir tane tokamız var bildiğin üzere ama ben hiç bozmak istemiyorum zaten çünkü çok güzel gözüküyor. Şimdi şu boynunu denemek istiyorum ama artık deneyemem çünkü yüz makyajlı olduğu için yüzüne dokunmamam gerekiyor. Bozulur yoksa. Bakalım. Yok hayır bir şey yapmayacağım. Ama belki şu mu? Bakalım bir şey yerine kullanabilir miyiz diye düşünüyorum. Şu sardım. Şöyle. Bunu buraya yapabiliyoruz. Taktım. Şöyle kolye gibi oldu. Ay çok da güzel oldu bu arada. Ama dur bunu değil. Ben pembe olanı istiyorum. Yani bu daha güzel sanki yakışacak gibi. Yine şöyle doladım. Boynumdan geçirdim. Ay bakar mısın? Kolye gibi oldu. Şunu aşağı indirelim de şöyle. Ay çok güzel oldu bebeğim. Çok güzel oldu saçım. Cilt bakımını yaptık. Çil yaptık. Rujunu sürdük. Farını, simlerini taktık. Kolyesine taktık. Sıra son rötuşta. Yani parfüm. Parfümü de şöyle boynuna sıkalım. Bir de şöyle saçına doğru. Oh süper. Mis gibi de koktu. Bayıldım. Tek kelimeyle. Aa burada nasıl güzel olmamış pek ya. Şöyle bakalım. Böyle çok güzel gözüküyor gerçekten. Gerçekten mükemmel oldu. Buradaki dövmeleri de çok tatlı. Bunları ben yapmamıştım. Sen de fikirlerini yorumlarda söyle. Daha ne yapılabilirdi onları da belirt. Ya da mesela hani çil yapmasan şunu yapsan daha güzel olur falan diyebilirsin. Ya da fırının rengini beğenmediysen bunu da eleştirebilirsin. Yorumlar herkesin fikrine açık. Beğendiysen de like at. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kal. Oyun oyna ve çocuk kal. Hoşça kal.